Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS2 oynuyoruz ve aracımız MAN TGX. Hazır bir şekilde geliyor. Furkan arkadaşımız yapmış. Eline koluna sağlık. Şöyle hemen göstereyim ben. Hiç herhangi bir mod yapma şansımız, yani modlama şansımız yok. Böyle şekilde Dorsa'sıyla beraber hazır geliyor. Burada köpek resmi var. Bayrakları hangi ülke ait çözemedim. Onları koymuş, jantları, Michelin lastikleri hepsini yapmış, bize bir şey bırakmamış, al kullan şeklinde, bu şekilde. Dorse de aynı şekilde. Hatta sıfır kamerasına geçelim, biraz inceleyelim Dorse'yi de. Jantları bu şekilde parlak krom kullanmış. İki tane büyük deposu var. Krone DLC'sinden olmanın sahibi, yani Krone DLC'si sahibiyseniz bu Dorsey'i kullanabiliyorsunuz. Yoksa sadece tırı kullanabilirsiniz. Bu şekilde jantları falan. Arkası da bu şekilde. Yani gayet güzel olmuş. Bir de içine geçelim. İçi de bu şekilde. Yani sesin ve gebek çalışmıyor ama dediğim gibi sesin ve gerek bırakmamış. Arkadaşımız her şeyi koymuş içine. Şöyle bir tır resim var. Bunlar gece yanıyor. Hatta şöyle bir içinden sesini duyalım, sonra gece yapalım. Bu şekilde bir sesi var. Kendine özel sesi yazmış. Yani oyunun seslerine benziyor aslında. MAN TGX orijinal olarak yapıldığını söylüyor. Birebir aynısı olduğunu söylemiş. Bir de gece yapalım şimdi. Geç olsun. Gece 12 olsun bakalım. Gece de bu şekilde farları yaktığınızda şöyle ışıkları falan parlıyor. Arkadan olsun. Dorsenin altında olsun. Yani hepsini yapmış. Üstünde de bu şekilde oluşuyla değil, farlarla beraber. Mesela farları kapattım şu an. Tekrar açtım. Bu şekilde resimlerde parlıyor. Güzel bir ambiyans olmuş. Burada kahve makinesi de koymuş. Yani gayet şık duruyor. Biz tekrardan gündüz yapalım. Kaç olsun? Bir 10 yapalım bakalım nasıl duruyor. Farları bir kapatalım. Ve bugün Erzincan'dayız. Şöyle Erzincan olarak gösteriyor. Erzincan'dan başka bir şehre gideceğiz. Başka bir şehirden Erzincan'a gelmek istedim ama yük bulamadım. O yüzden Erzincan'dan kalkacağız bugün. Şöyle bakalım tekrardan nakliye piyasasına. Yük piyasası. Şimdi dorsemiz var. Nereye gidelim? Uşak var. Çok uzun. Gidemeyiz. Karabük de bayağı uzak. Burası neresi? Malatya. Malatya'ya gidebiliriz. Bu ne? Amasya. Ordu var. 7 saatlik. Kars var. Bingöl var. Bingöl'e gidelim. Çok da uzun olmasını istemiyorum. Erzincan'dan Bingöl'e gidebiliriz. Şöyle. Yükümüzü almaya gidelim yavaş yavaş. Dorsa ile beraber yani nasıl indireceğini söyleyeyim hemen ben size. Winrar dosyasını indiriyorsunuz. Winrar dosyasını indiriyorsunuz. İçinden bir tane SCS dosyası çıkıyor. Onu mod kulesine atıyorsunuz ve oyun içerisinden aktive ediyorsunuz. Sonra mod bayisinden giriyorsunuz. Tırı alıyorsunuz. Yani mod bayisi çıkmıyorsa da MAN galerisinden alabilirsiniz. Solda kalıyor. Dorse'yi de Dorse'nin üstünden direkt satın alabiliyorsunuz. İsterseniz Kron deliliğiniz yoksa sadece Dorsey'i kullanabilirsiniz. Yani Dorsey değil de Tire kullanabilirsiniz.
Aslında bugün Türkiye hani bir DLC başlatmıştık ya, Türkiye'ye doğru geliyorduk. Onu yapacaktım. Can ve Alp arkadaşımız bugün Erzincan seferi atmamı istediler. Siz de bu şekilde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onlara da buradan selam olsun. Yükümüzü aldık. Bugün değişiklik olsun dedik. Erzincan seferi yapalım. Kütüphaneyi açmadık. Kütüphanemizi de açalım. Yani siz yorum yapınca ben seviniyorum. Çünkü böyle kendi kendime konuşmuş gibi oluyorum. İzliyorsunuz ama yorum gelmeyince böyle insan ister istemez morali bozuluyor. 2 gündür video gelmiyor. Bunda giderken sohbetimizi yapalım. Neden gelmiyor 2 gündür video? Benim internet problemim var. Biliyorsunuz TTNet'le ilgili daha önce de size bahsetmiştim. Problemimi hala çözemedim. Her seferinde tartışmaktan sıkıldım. Onlara göre hiç problem yok ama bana göre var. Yani şöyle düşünün. Son attığım video 3 ya da 4 GB'lık bir şey. 13 saatte yüklüyordu düşünün. Ve 13 saat boyunca bilgisayarda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani yüklerken bu sefer atlamalar, kasmalar olduğu için o yüklerken hiçbir şey veya renderlerken hiçbir şey yapmamanızı öneririm. Yani daha önceden atlamalar, zıplamalar oluyordu benim videoda. Hani araştırdım niye böyle oluyor diye. Renderlerken hiçbir şey yapmamız gerekiyor. Yüklerken de aynı şekilde. Çünkü arka planda işler yaptığınızda bu sefer videoyu etkileyebiliyor. Erzincan'ın yolları da güzelmiş. Bozuk yollar falan da. Yani yokuş aşağı iniyoruz. Rotarlarımız varmış. 90'ı sabit diyelim. Biz sohbetimize devam edelim. TTNet en sonunda dedim ya hani 13 GB 13 saatte yükledi 3 GB'lık ya 4 GB'lık bir oyunu. Bana geldiler. Hani tartıştık dedim ki sizden vazgeçeceğim. Onlar da biliyor onlardan vazgeçemeyeceğim çünkü fiber altyapı var. Binada başka firmayı sokmuyorlar. Belki bir ihtimal diye tekrardan Süper Online'ı aradım. Onlar da yine her zamanki gibi maalesef dediler. Çünkü Süper Online gelirse gayet güzel olacak çünkü önceden kullandım, memnundum. Kısmetliymiş. Yine aynı zamanda Vodafone'u aradım. Vodafone'la aynı şeyi söyledi ama biraz bekleteceğim dedi. Üstlerin herhalde sordu. TTNet'te anlaşmamız varmış. Biz de gelebiliyoruz dediler. Tamam dedim. 50 megapiksele kadar 50-50 sınırsız. Fiyatta da yardımcı oldular. Her şey okey güzel. Biz bu anlaşmayı çarşamba günü yaptık yalnız. Yani bu çarşamba değil. Önümüzdeki çarşamba yapmıştık. Bir haftadır bekliyoruz. Tabii hani bir hafta olunca aradım dedim hani gelen giden yok. Bir problem var diye. İşte koronadan dolayı yoğunuz muhabbeti yaptılar. Birkaç gün içerisinde gelecek dediler. Cuma günü geldiler. Yok. Cuma günü mü? Aynen. Cuma günü geldiler. Problem neydi? 50 megapiksellik modem yokmuş elinde. Ya bunu söylemeye gelmiş arkadaş. Kendini göstermeye gelmiş. Bunu söyledi gitti. Bir iki gün daha bekleyeceksiniz dediler. Bir gün daha bekledik yine. Problem yok. Ertesi gün geldi hemen modem. Taktı. Dedim herhalde TTNet'te yapacaksınız. Yani İkinci internet olarak kullanmak istediğimi belirtmiştim ben size dedim. Yok abi dedi. Bir dairede sadece bir internet olur. E kardeşim. Telefonda alırken ben ikinci internet istediğimi söyledim. Çünkü TTNet'in taahhütü var. Yani onu bozamıyorum. Ya bozarsam para ödeyeceğim. Yani 1300 lira bir taahhüt ödemem gerekiyor. Yani boşu boşuna niye ödeyeyim? Yani abi maalesef konuda yardımcı olamıyorum dedi. İyi de telefonda olur dediniz. Yani şimdi niye olmuyor? O zaman Vodafone'u iptal edelim dedim.
Abi onda da şimdi kurulum yaptık dedi. Daha internet açılmadı. Taahhüt ödersin. Ya internet açılmadı. Neyi taahhütünü ediyorum? Neyse elektrikçi aradım, dedim ikinci bir hat çekilebiliyor mu? Abi çekeriz, hallederiz dedi. Pazartesi gibi hallederiz dedi. Tamam dedik. İnşallah olur. Ama Vodafone'cu arkadaşı gönderdim. Oluyormuş dedim. Sorun yokmuş. Yani bir 50-100 lira da ekstradan fazla vereceğiz. Her iki tarafa taahhüt ödemektense en azından internette sorun yaşamamak adına. Bir gidelim, internet ne zaman açılır? Yani ne zaman kavuşacağız? Abi dedi, bir saat iki saat içerisinde aktif olur. Peki dedim. Saat akşam 10 oldu. Bizim internet hala yok. Bir iki saat dediniz. Hani en geç 6'da gelmiş olması lazımdı. Zaten 10 gündür bekliyoruz. Bir şikayet birim var bir tane. Onu aradım. Dedim ya durum böyle böyle diye. Aradığıma pişman ettiler. Haklıyken haksız duruma düştüm resmen. İşte korona var. Ne bu acelemiz? Millet kırılıyormuş, dökülüyormuş. Arkadaş müşteri böyle konuşur mu ya? Tamam ben de biliyorum. Zaten 10 gündür bekliyorum. Sesimi çıkartmadım da. Bir iki saat dediniz. O yüzden aradım. Programın ne olduğunu yani telefonda bir bağırıyor. Allah, sanki ben bir kabahat işlemişim. Neyse dedim, ne zaman aktivasyon olacak? Dedi ki şeyi arayacaksınız. 444'ü arayacaksınız aktivasyon için. Tamam aradık. Orası dedi ki minimum 48 saat içerisinde dedi. Ya arkadaş şaka mısınız dedim ya. 10 gündür bekletiyorsunuz. Yok modem yok elimizde. Yok şu yok bu. Gelen kurulan kuruluma gelen arkadaş bir iki saat içerisinde dediniz. Siz minimum 48 saat diyorsunuz. Ve bu iş günü içerisinde, yani cumartesi pazar olmayacak. Pazartesi de keyfinize göre iş yapıyorsunuz yani dedim. Yani ne deseniz beğenirsiniz. Arkadaş siz bilirsiniz, beklemeyebilirsiniz dedi. Yani dedim. Yani tercih sizin dedi. Tamam dedim, o zaman iptal ederim. Tamam dedi, hiç hani demedi yani, ısrar da etmedi. Hani yardımcı olayım şu bu gibilerinden. Tamam iptal işleminizi direkt başlatıyorum dedi. Vay dedim arkadaş, müşteri memnuniyeti bu şekilde. Yani Vodafone'la zincirleme hatalar gidiyor. Ya ben de çalıştım hizmet sektöründe ama müşterinin problemini çözebilmek için hani en azından bir yerlere bir şeyler yazıyordum, aktarıyordum. Ya da çözmeye çalışıyordum. Yani bir türlü anlayamadım. Tamam dedim abi. Madem öyle iptal edin siz. Ben başka alternatif çözümler bulurum. Ya bu yüzden 2 gündür video gelmiyor. Ya bayağı sinirlendirirler beni. Dedim böyle olacak değil. En azından bir iki videoda telefondan çekelim. Yani sorunu çözülünceye kadar. Yani şu anki videoyu telefondan yüklemeye çalışacağım. İnşallah sorun olmaz. Kendi internetimizi bitirmeyiz. Bu arada göstergede 30 derece yazıyor. Onu daha önce denedim ben. Aracı biraz kullandım. O gerçekten gösteriyor. Yani dışarısının derecesini gösteriyor. Gerçek hayatın değil tabii de. Bulunan yerin. Çünkü akşama doğru derece düşmeye başlıyor. 27-26'ya kadar düşebiliyor. Saati de gösteriyor. Gördüğünüz gibi 12:58. Yani göstergelerin hepsi çalışıyor. Güzel yapmış arkadaş, Furkan arkadaşımız, ama dediğim gibi yani birkaç tane de modifiye bize bıraksaydı daha güzel olurdu. En azından rengini falan değiştirdik. Yani turuncu da güzel olmuş ama dedim ya, hani zevkler ve renkler tartışılmaz. Bu arada Bingöl'e geldik. Bingöl'de izleyen arkadaşımız varsa onlara da selam söyleyelim. Camlar da çalışıyor. Camları da göstereyim ben yolda giderken. Gördüğünüz gibi sağ cam açılıyor, kapanıyor. Şuna da bakalım.
Diğeri de açılıp kapanıyor. Her iki tam da. Şimdi videoya başlamadan önce Titanet'i de aradım tekrardan. Dedim benim hani tekrardan kabloyu Titanet modemine taktım. Dediler ki siz Vodafone'a geçmişsiniz. Dedim bir yanlış anlaşılma var. Biz Vodafone'a geçmedik. Yani Vodafone interneti aldım ama ikinci bir internet olarak aldım. Tamam dediler. Onun için de ekip gelecekmiş. Yani evde şu an bildiğiniz internet yok yani. Wi-Fi yok. Her ikisi de çalışmıyor. Yani kaş yaparken göz çıkarttık gibi bir şey oldu. Erzincan, Kars, Bingöl. Ya, tabelaları görmesi bile güzel oluyor değil mi? E hadi geç. Geçmeyecek misin? Eyvallah. Yolun ortasında durdum biraz ama. Arkadaki otobüs. Sövmüştür sana şimdi. Bu arada ETS'ye Volvo Tuning modu geldi. Pardon, D derecesi geldi. Hangisinin gelmişti daha önce? Renault'un gelmiş miydi? Skyner'a geldi. Mercedes'e gelmişti. Renault'a geldi mi? Hatırlamıyorum. Gelmiş olabilir. Yani bir iki gün önceyiz de Volvo'ya geldi. Almak isteyenler varsa buradan onlara da sesleniyorum. Bu arada Epic Games'i biliyorsunuz her hafta bir tane oyun ücretsiz veriyor. Hoşunuza giden oyun varsa her hafta kontrol edebilirsiniz. Yani en azından bilgisayarınız kaldırmıyorsa bile alın. Daha sonra bilgisayarı aldığınızda hesabınızda dursun. Ömür boyu sonuçta sizin olduğu hesabınızda durduğu için istediğiniz zaman indirip kullanabilirsiniz. Mesela GTA 5 bir iki hafta önce vermişti. 300 lira falan da biliyorsunuz normalde. Ücretsiz verdi. Arkadaşım bir tanesi hatta öyle dedi. Abi dedi ben aldım birkaç tane dedi. Nasıl dedim birkaç tane aldın? Farklı farklı hesaplar açtım diyor. İki tanesini sattım diyor. İşi ticarete dökmüş. Bir tanesi de hesabında duruyor diyor. PC alınca diyor. İndirip kullanacağım diyor. İyi dedim yani Türk'ün aklı hep bu şeytanlıklara çalışıyor. Ama indirmesi biraz uzun sürüyor. Yoğunluktan dolayı. Herkes yüklenince. Hatta Epic Games'in normal oyuncuları satın almak için girmiş. Erişim sağlanamıyor diye. O kadar yoğunluk varmış düşünün. Bu arada 3 saat 10 dakikalık bir yolumuz kalmış. Yani yollar güzel, fena değil. Yola bakın. Bir sağa yatıyor, bir sola yatıyor. Şu an sola yattı. Erzincan'da olan arkadaşlarımız varsa hani yollar gerçekten böyle mi? 70 diyor. Gerçekten yollar böyle mi? Onlara da yorumlara yazabilirler. Ben o taraflara gitmedim bilmiyorum çünkü. O tarafta olanlar bilir. Hani yokuşlar olsun, yollar olsun, hani çevre olsun bu şekilde mi? Baksanıza şimdi sağa yatıyor. Güzel yapmışlar. Yani haritada zaten YKS Türk haritasını biliyorsunuz. Güzel. Burada ufak bir gölcük var sanırım. Ona baktıracağız diye kaza yapacağız.
Hem yokuş hem viraj. Ve ileride zaten biraz virajlar başlıyor. S virajlarımız. Burada dorsal hasarı diyor. Bir de dorsal hasarı 1'i çarpmadı ki. Niye dorsal hasarı? Dorsal hasarı 2. Allah Allah. Yolda mı bir şey var? Yoksa yani dorsalde mi bir sorun var? Yani bir yeri çarpmıyoruz. Dorsal hasarı diyor. Ölüm yolları gibi değil mi? Perimöp'teki ölüm yollarına benziyor birazcık. Yani orası daha uçurum falan. Ama onlara virajlarına benziyor. Bu arada Erzincan'ın neyi meşhur bilmiyorum. Onu da dediğim gibi bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazabilirler. Pek araştırmadım Erzincan'ın neyi meşhur. Ne yenir? Bir tek depreminde tanındı biliyorsunuz. Bayağı üzerinden geçti ama bayağı da kişi rahmetli olmuştu. Maalesef Erzincan depremiyle tanınıyor. Şu virajlardan sonra gerçi virajlar bayağı varmış. Şu tırı sollayalım diyecektim. Biraz yavaş davranalım da önümüzdekiyle mesafemizi açalım. Yoksa böyle tın tın gideceğiz. İleriki yolu görüyor musunuz? Tepeye doğru. Çok güzel ya. Ya burada hatalı sollama yapsanız direkt sola çarpmayayım diye sağdan uçarsınız. Yani tehlikeli bir yol. Rotarlarda inelim. 70 diyor ama burada 70'te gidersek ölürüz. Tatlı tatlı yokuşlarda rotarlarımızı inelim. Yani bir iniyoruz, bir çıkıyoruz. Bildiğiniz dağ yolları gibi. Oh, havamıza sağlık. Sağda da Cide'de Fırat sanırım. Akarsuyu gördüğünüz gibi. Kayalıkların içinde. Yani ileride gördüğünüz gibi kayalıklar falan var. Dağlardan düşmüş sanırım. Yani 50-55 ile falan gidiyoruz. Zaten bu yolda çok da hızlı gidemeyiz. Ya yani gideriz. Dediğimiz gibi ölürüz. Kaza yaparız. O zaman da tır kullanmanın bir anlamı kalmıyor. Yani Need for Speed gibi bir şey olur. Bazı arkadaşlar yavaş gittiğimi falan söylemişler ama yolun durumuna göre basıyoruz. Yani sonuçta tır simülasyonu. Ne yavaş ne de hızlı. Yolun durumuna göre yol oldu mu basıyoruz.
Biz ne taşıyoruz böyle ya? Yük aldık ama ne taşıdığımıza bakmadım. Sığır eti 22 ton. Vay, o yüzden yokuşlarda birazcık araba bayılıyor. Yani sığır eti ağırdır. 22 ton. Yani motorun gücüne de bakmadım. Fazla seçenek olmadığı için tek seçenek var. Yani çok bayılmıyor ama yani arada böyle dik yokuş çıksak herhalde bayılır. Dediğim gibi bugün Erzincan'dan çıktık. Siz de istediğiniz bir şey varsa onu da seferini yapabiliriz. Dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Yorumsuz bırakmayın. Likesız bırakmayın. Veya beğenirseniz like, beğenmezseniz dislike. En azından belirtin ki ya da yorumlara yazabilirsiniz. Hani şurada şöyle olsa, burada böyle olsa daha iyi olur gibi. Ben de ona göre hani iyi ya da kötü bir şeyler yapmaya çalışırım yine. Ama kimse bir şey yazmadığı için, yorum yapmadığı için bu şekilde devam ediyoruz. Yani kendim herhalde diyorum sorun yok diye o şekilde devam ediyorum. Beğenmediğiniz bir şey varsa söyleyin. Önümüzdeki tırdan kurtulamadık ya. Şurada sollayalım şunu. Of. Evet, yol kenarında böyle Türkiye haritasında traktörleri falan görebilirsiniz. Biçer döverleri falan. Of, çöplüğe iniş çıkış var ya. Çok zıplatıyor. Bazen öyle bir keskin virajlar oluyor ki kaptırıp gidiyorsunuz. Yani navigasyonda o kadar keskin olduğu gözükmüyor ama yolda bayağı bir keskin olduğunu anlıyorsunuz. Müşteri teslimatı hemen istiyormuş. Biraz geç kaldık herhalde. Bakalım ne kadar zamanımız varmış. 1 saat 51 dakika. 23 dakikalık yolumuz kalmış ya. Oo. İki kere üç kere daha gideriz. Erzincan'ın girişlerindeyiz. Pardon. Erzincan'ın girişlerini izliyorum ya. Erzincan'dan çıkış yaptık. Benim kafa hala ilk başta çünkü kafamda şey kurdum. Dedim ki bir şehirden Erzincan'a gideriz. Orada bitiririz dedim. Kafa orada kaldı. Biz Erzincan'dan çıktık. Dingöl'e doğru geliyoruz. Göldeleri izleyen arkadaş varsa onlar için de gelsin. Sağdan devam edeceğiz. Kırmızıya yakalandık. Her oyunda bir iki kere kırmızı görüyoruz zaten. Güzel olmuş ama ya. Fena durmuyor. Şu da köpek resmi galiba. Dereceyi zaten görebilirsiniz. 28 derece diyor. İlk çıktığımızda 30'du. Saat 1 civarıydı ya. Akşam olunca tabii derece düşmeye başlıyor. Güneş çünkü dikey olarak değil yatay olarak gelmeye başlıyor. Yani onu bile yapmışlar düşünün. İnternet kötü olduğu için canlı yayın da yapamıyorum. İnşallah
Çözeceğiz problemi ama nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Ya gece yatarken bir de düşünüyorum. Ne yapacağız, nasıl olacak gibilerinden. Ve şöyle gelmiş olduk. Tepir elden bırakmayalım diyelim. Tamam, sinyali kapatalım artık. Giriş yaptık. Şöyle biraz genişten alalım. Direksiyon nedense biraz yavaş dönüyor. O yüzden dönüşlerde çok hızlı hareket edemiyorum. Evet, bu şekilde bitirebiliriz. Evet arkadaşlar, kanalımdaki videoyu beğendiyseniz beğen butonuna veya beğenmediyseniz dislike'a basabilirsiniz. Aynı zamanda